O bizim nerede o eski Ramazanlar nostaljimiz vardır ya. Onun benzeri şikayette bulunuyorlar. Dolayısıyla tahmin ediyorum bu şikayetler tarihin her döneminde, her toplumda söylene gelen Varmış. şikayetleri vardır muhtemelen. Bazı şeylerin değişmesi zaman içerisinde kaçınılmaz bir şey ama her dönem kendine has ilişkiler ağını da oluşturmuş oluyor. Ben bugün de o anlamda bayramların yine dolu dolu yaşandığını düşünüyorum. Ama şu söylenebilir, işte biraz önce de bahsettik. İslam dünyasında yaşanan bu tür olumsuzluklar maalesef insanımızın doya doya bir bayram yaşamasını engelliyor. Yani Irak'ta yaşananları, Suriye'de yaşananları, milyonlarca insanın mülteci olarak sınırlarımıza yığılmasını, 1,5 milyon insanın ülkemizde sığınmacı olarak, mülteci olarak bulunduğunu dikkate alınca ister istemez bu buruk bir Kurban Bayramı'na dönüşüyor. Hele de İslam dünyası bu son haliyle daha da çok bu hale geldi. Ama O bütün zaman bunlara hazır konuyu rağmen açmışken yeni Türkiye'yi de biraz konuşalım. Çünkü programımızın da sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Kurban Bayramı'nı elbette biraz daha konuşacağız. Aslında ben sizin bayram ziyaretlerinizi de merak ediyorum. Nerelere gidiyorsunuz? Ne tür sohbetler oluyor? Akraba ziyaretleri, Tabii. beklentiler, görmek istedikleriniz, göremedikleriniz. Onları da... Bizim gelenekselleşmiş bir bayram alışkanlığımız vardır. Onu da hemen bahsedelim. Evet, İşte buyurun. bayramın birinci günü köyde toplanırız. Bütün kardeşler, akrabalar ki annem de şehir merkezinde oturur ama bayram vesilesiyle köye gitmiş olur. Köyde toplanırız sabah bütün kardeşlerle birlikte. İşte sabah namazı, Kurban Bayramı namazından sonra, bayram namazından sonra köyde olur herkes. Kahvaltı yapılır. Kahvaltı birlikte yapılır. Mezar ziyareti yapılır. Ondan sonra kurbanlar kesilir. Kurban bayramıysa, Ramazansa işte diyelim kahvaltı yapılır. Ondan sonra taziyesi olan, ilk bayramı olan Evet. dostlara, arkadaşlara, aile, Ziyarete akrabalara gidilir. ziyaretler yapılır. Hastalar varsa hastalar ziyaret edilir. İlk sanıyorum birçok insan için bu biraz şeydir, yani ortak bir yaklaşımdır. Genel olarak bayramlar böyledir ama bizde de böyle işte. Bütün kardeşler bir yerde toplanır, orada bayramlaşılır. Ondan sonra hatta ilk gün genelde akşama kadar oralarda olunur. İşte diyelim evli olanlar öğleden sonra kayınpederlerine, kayınvalidelerine falan ziyaretlere giderler. İlk gün ağırlıklı olarak aile ziyaretiyle geçirilir. Peki 3 öğün boyunca etli yemekler gelir mi sofraya? 3 gün boyunca, 3 öğün ha, boyunca, 3 öğün sabah, boyunca. akşam, öğle. Yok, öyle olduğunu çok sanmıyorum ama Kurban Bayramı ise diyelim ki ya öğlen yemeği ya akşam yemeği genelde etli bir yemektir kurban falan da olduğu için. O zaman buradan uyaralım, biz de o kadar fazla ete yüklenmemek Ha, et gerekiyor. konu, evet, kurban açılmışken belki şurada söylenebilir. Kurban Bayramı'nda yoğun bir kurban kesimi, hele de bizim ülkede çok daha yaygındır. Hanefiliğin yaygın olduğu yerlerde çok daha fazladır. İslam dünyasının birçok yerinde daha farklı mezheplerde bizim kadar yaygın değildir mesela. Türkiye'de her Kurban Bayramı'nda bunun istatistiğine bakmıştım. 2 milyon küçük baş hayvan, 1 milyon da büyük baş hayvan kurban ediliyor. Toplamda 3 3 milyon. milyon hayvan kurban ediliyor ve bunlar çok kısa sürede kesiliyor. Yani bir gün, ki bunların tahmin ediyorum %80'i 90'ı bayramın ilk günü kesiliyordur. Burada belki bir şeye dikkat çekmek gerekiyor. O ilk gün o kadar çok sayıda hayvanın o kadar kısa bir sürede kurban edilmesinden dolayı da işte yaralanmalar vesaire oluyor. Bunlara biraz dikkat etmek lazım. İşte bunlarla ilgili çok ciddi tavsiyeler var. Sağlık açısından da Sağlık önemli açısından hijyene tavsiyeler dikkat var. etmek gerekiyor. Çünkü insana bulaşan hastalıkların %60'tan fazlasının hayvansal kökenli olduğu biliniyor mesela. Ya da gıda açısından sağlık sorunlarına yol açan gıda sorunlarının %90'ının hayvansal kaynaklı olduğu biliniyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Yine kurbanları keserken mutlaka mutlaka ehil insanlara kestirmek lazım. İşi Benim bilen çok insanlara, çok değil mi? önemsediğim bir şeydir. Çok sayıda kurban kısa sürede kesildiği için işte bilen bilmeyen adeta hayvanları eziyet edercesine yapılıyor. Ben bunun sevaptan çok günaha yol açabileceğini doğrusu düşünüyorum. İşin bir de Mutlaka, o manevi boyutu var. tabii, Hayvanlara kesinlikle. eziyet edilmeden yapılması gerekiyor. İşi bilen insanlar tarafından yapılması gerekiyor ki bu kadar uyarıya rağmen akşam ana haber bültenlerinde yaşanan bütün aksaklıkları maalesef hala izliyoruz. Ve
biraz daha dikkatli olunması gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani o boyutuna da biraz dikkat çekmek gerekir. Çünkü hayvan da bir canlıdır. Türkiye'de bir yıl boyunca kesilen hayvan sayısının %30 civarında sadece Kurban Bayramı'nda kesiliyor. Yani her 3 hayvandan bir tanesi, Türkiye'de diyelim ki her 3 hayvandan birisi Kurban Bayramı'nda kesilen hayvandan oluşuyor. Evet. Yani bir gün, 2 günlük gibi sürede işte 3 milyona yakın hayvan kurban edilmiş oluyor. Dolayısıyla bir takım şeylere dikkat etmekte fayda var ama en çok önemsediğim gerçekten ehil insanlar tarafından bunun kestirilmesi, hayvanların eziyet etmeden, bunu ben çok önemsiyorum nedense. Çünkü küçükken bunun bazı örneklerini de görmüştüm. Siz hiç yaralanma falan oldu mu böyle yardım ederken? Korktuğunuz zamanlar oldu mu? Küçükken korkuyor muydunuz mesela? Küçükken evet, benim korkumdan dolayı kurbanı gizli kestiklerini falan söylerlerdi ailem. Evet. Ama tabii büyüdükten sonra kendim de kurban kestim. Hatta yardım da ettim, yüzmesine de yardım ettim. Küçük baş, büyük baş hayvan da kestim. Bu anlamda biraz tecrübemiz de oluştu ama kendimi kasa falan kabul etmiyorum tabii. Biraz hani derler ya, İngilizce biliyor musun diyen sorunca Cem Yılmaz'ın bir şey vardı işte, kendime yetecek kadar ya da derdimi anlatacak kadar gibi. Ama bu da aslında yanlış. Yani kendim kestim ama belki doğru olanın daha ehil insanlarca yapılması. Hayvanların gerçekten eziyet edilmeden ehil insanlarca kesilmesi. Hem bunu yapamayan insanların da vekaleten kurban kesimleri yaygınlaştı artık ülkemizde. Geçen yılın rakamını hatırlıyorum. 100 bin civarında kurban vekaleten 60'ı aşkın ülkede kesildi mesela. Evet. Ki bu yıl 150 bin aşacağı bekleniyor. Bu işleri diyelim ki kesemiyor ya da bu işleri yapamayacak durumda olanların da vekaleten kurbanlığı ya daha fakir bir ülkeye göndermesi. İşte sınır boylarımızda, Suriye sınırında on binlerce insan yığılmış durumda. Orada çadırlarda çok zor şartlarda yaşıyor. Hayır kurumları vasıtasıyla oraya yönlendirmesi anlamlı olabilir. Ama en önemsediğim şey İlknur Hanım, bayramların gerçekten bütün sıkıntılarımıza rağmen, bütün sorunlarımıza rağmen, İslam dünyasında yaşanan bu kadar alt üst oluşlara rağmen bayramların bayram gibi huzurlu, mutlu, elbette ki sorunlarımızla tartışarak, yani İslam dünyasının bu noktaya gelişinin biraz kritiğini de yaparak, biraz bunu da konuşarak tabii ama en önemlisi insanlara mutluluk taşımak. Onu çok önemsiyorum yani. Hazreti Peygamber diyor ya, bayramlarda en eftal ibadet bayramın sevincini yaşamaktır. O mutluluğu yaşayabilmektir ve alabildiğine daha çok insana mutluluk taşıyabilmektir. İmam Birgivi diye bir İslam düşünürü var. Onun bir sözü var. Der ki, sosyal boyutu olan ibadetler, toplumsal boyutu olan ibadetler, ki kurban toplumsal boyutu ağır olan bir ibadettir, daha baskın olan bir ibadettir. Toplumsal boyutu olan ibadetler, toplumsal boyutu olmayan ibadetlerden daha eftaldirdir. Dolayısıyla bayramlarda ne kadar çok insana ulaşabiliyorsak ulaşmamız gerekir. Gerçekten kimsenin ziyaret etmediği bir insan varsa gidip onu bulmamız gerekir. Gerçekten kimsenin başını okşamadığı bir yetim çocuk varsa, bir öksüz çocuk varsa gidip onu bulmamız gerekir. Ya harçlık vererek sevindirmemiz gerekir, ya bir elbise alarak sevindirmemiz gerekir, ya en azından gidip ziyaret ederek sevindirmemiz gerekir. Ya da ne bileyim bir hastane köşesinde, iniltiler içerisinde hastalık çeken birisi varsa gidip mutlaka ziyaret etmemiz gerekir. Ne bileyim bir kader kurbanı, bir işte bir mahkumiyet yaşayan birisi varsa gidip ziyaret etmemiz gerekir. Ya da huzur evinde yaşlı insanlarımızı yalnız bırakmamamız gerekir. Ama en önemlisi kendi akrabalarımızı, annelerimizi, babalarımızı, ninelerimizi, dedelerimizi, hele de bayramlarda asla yalnız bırakmamamız gerekir. Yani amaç ya da hedef şu olmalı, ne kadar çok insana, en fazla insana mutluluk, huzur, sevinç taşıyacak bir ne oluşturma diyelim, bir network oluşturma. Evet. Alabildiğine çok insana ulaşma, kimsenin gitmediği insanlara gidebilme. Kimse ya da o sevinci, mutluluğu yaşamamış insanlara ulaşabilme. Yüreklerimizdeki o kırgınlıklar, küskünlükler, o yüklerden kurtulma. Yeni bir başlangıç yapabilme, yeni bir muhasebe yapabilme, kendini yeniden inşa edebilme aslında bir yönde de. Bayramların böyle bir tarafı da vardır. Hani derler ya işte, Allah bizi bu bayrama da kavuşturmaya, ulaşmayı nasip etti diye. Evet. Bir bayrama ulaşmışsak bunun nimeti olarak da ya da bunun şükrü olarak da bazı şeyleri muhasebe edip gerçekten yüreklerimizde bir yük gibi duran,
bir takım kırgınlıkları, küskünlükleri, olumsuzlukları, negatif şeyleri atıp daha hafiflemiş bir şekilde, daha pozitif bakan dünyaya, insanlara daha iyimser bakan bir insan olarak hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. O zaman Mekke'de bugün bayramın birinci günüydü. Evet. Kurbanlar kesildi. Hacılarımız orada. Onlar için neler söylemek istersiniz? O evet, da büyük bir mutluluktur değil mi? O da büyük bir mutluluk. Hatta Cuma'ya denk geldiği için de Hacı Ekber derler. Yani büyük hac anlamında. İnsanlarımız, epey bir insanımız ki 2 milyon deniyor ama ben tahmin ediyorum 2 milyondan daha fazla olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl nasip oldu umreye de gitmiştik. Orada da gördüm ki umrelerde o sayıya ulaşılıyor. Yani hacda ben sayının 4-5 milyon civarında olduğunu tahmin ediyorum. Şu anda bütün dünyada Müslümanlar hac farzesini de yerine getiriyorlar ve önümüzdeki günlerde de kendi ülkelerine dönecekler. Onların da tabii ayrı bir mutluluk, bayramla birlikte ayrı bir mutluluğu da yaşamış oluyorlar. Ben gerek hacıdaki insanlarımıza, gerek kendi şehrimizdeki, kendi ülkemizdeki ve genel anlamda da bütün İslam dünyasında bütün Müslümanların kurban bayramlarını en güzel şekilde geçirmelerini, en mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde sevinçlerini paylaşarak geçirmelerini temenni ediyorum. İnşallah sizlerin de tabii bu arada bayramlarınızı tebrik etmek istiyorum. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Son olarak Fırat Kalkınma Ajansı ile ilgili vermek istediğiniz bilgiler var mıdır? Yani projeleriniz var mıdır hali hazırda? Merak eden izleyicilerimiz olmuştur muhakkak. Bayram günü ama iş beklemez. Bayramdan sonra evet, muhakkak hemen yine gireceksiniz o yoğun, hızlı, tempolu çalışmaya. Neler yapıyorsunuz? Çok kısa olarak onları da aktaralım. Sonra programımızı kapatacağız. Teşekkür ederiz. Fırat Kalkınma Ajansı bildiğiniz gibi yani Türkiye'de 26 ajans oluşturuldu. Bunların temel amacı bölgelerin kalkınmalarını kendi yerlerinde takip etmek, daha yerinden bir yerinden yönetim diyorlar ya, Ankara'dan karar vermek değil de bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit edip var olan kaynakları da o önceliklere göre kullanmak amacıyla kurulmuş ajanslar. Ki Malatya'da da bir ajans var ve Fırat Kalkınma Ajansı Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'den sorumlu. Bu 4 ile yönelik programlar yapıyor. Her yıl ortalama bir 40 milyon civarında kaynak kullandırıyor KOBİ'lere, sivil topluma, kamu kuruluşlarına. Biz de tabii kalkınma kurulu olarak bölgede 100 üyemiz var. Bu 100 üyeyle birlikte zaman zaman bir araya geliyoruz. Bu 100 üyenin de kendi arasında komisyonları var. Tarım komisyonu, sanayi komisyonu, turizm komisyonu, sosyal yapı komisyonu. Onlarla da bölgenin sorunlarını tartışıyor, konuşuyor ve ilgili yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Kaynakların o sorunlar çerçevesinde kullanmasını öneriyoruz. Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için bayram sohbetlerimize. Kurban bayramındayız. Kurbanlarımız kesildi. Ziyaretlerimiz yapılacak. 4 gün boyunca Malatyalılar, Türkiye genelindeki vatandaşlarımız bayramı en iyi şekilde geçirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirmek için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklardır. Hatırlatma yapalım, tekrardan hatırlatalım. Aslında hatırlatmaya gerek yok, bu bir gönül işidir. Bayramlar küskünlüklerin bittiği, barışın, huzurun, mutluluğun yaşandığı günlerdir efendim. O günleri doyasıya yaşamanız nedeniyle, isteğiyle sadece bayramlarda değil bayram sonrasında da devam etmesini isteyerek, dileyerek bunları söylememiz gerekir. Son sözlerinizi alalım, sonra da programı ben evet tekrar bütün izleyicilerimize yine TV Malatya çalışanlarını da katarak söylüyorum. Dolu dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum. Ve bayramda gerçekten en büyük sevabın, en büyük ibadetin de sevinme imkanı, mutluluk yaşama imkanı olmayan insanlara mutluluk ve sevinç taşımak olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Ve dolu dolu bir bayram yaşamalarını diliyorum. Peki, bu fırsat verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Bizler de sizin bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. İnönü Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Fırat Kalkınma Ajansı'nın Kalkınma Kurulu Başkanı Profesör Doktor İbrahim Gezer stüdyomuzda konuğumuzdu. Bayram sohbetleri
de bizlerle birlikte oldu. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, bayramların insanlara verdiği mutluluklar, şu zamandaki yani yeni Türkiye'deki bayram kutlamaları ya da yeni Türkiye'nin yeni haliyle ilgili kısaca sohbet etmeye çalıştık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bizden bu kadarlık. Team Alatya ekranlarından şimdilik ayrılıyoruz. Tekrardan mutlu bayramlar efendim.